Bu videoda diyenin stereokimyasına odaklanacağız. Yine aynı şekilde solda diyen, sağ tarafta ise diyenofil var. Önce ürünümüzü bir çizelim. Bu diels alder tepkimesinde stereokimyayı düşünmemize gerek yok. Bildiğiniz üzere diels alder tepkimesinde 6 pi elektronu tek adımda hareket eder bu pi elektronları buraya gelip bu iki karbon arasındaki bir bağ oluştururken buradaki pi elektronları da buraya gelerek bu iki karbon arasında bir bağ oluşturacak. Ve son olarak bu pi elektronlar da aşağıya hareket edecek. Evet, şimdi ürünümüzü çizelim ve şimdilik stereo kimyayı görmezden gelelim. Evet, bu bağları şöyle koyalım. Metil grubumuzun da biri üstte, biri altta. Şimdi buradaki esterleri CO2M gibi bir kısaltma yaparak ekleyelim. Evet, bir CO2M de aşağıda olacak. Bu alkeni dienofilimiz olarak seçmemizin nedeni, bu iki karbondaki stereo kimyayı düşünmemize gerek olmaması. Stereo kimyasına düşünmemiz gereken karbonlar dien'den gelen şu iki karbon. Öyleyse şimdi dien'in yapısına daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım. Bu bir trans-trans dien, yani bu çift bağ ve şu çift bağ trans. O zaman şimdi önce iş kısmında yer alan sübsituentlere yani bu iki hidrojene odaklanalım. Görsele baktığımızda bu iki hidrojen iç tarafta yer alıyor ve bu iki karbon ve şuradaki iki karbon arasında bir bağ oluşturunca bu iki hidrojene neler olduğuna bakalım. Sol tarafta bu iki hidrojen sp2 hibritleşmiş karbonlar üzerinde duruyor. Bu karbon ve şu karbondan bahsediyorum. Ancak sağ tarafta ise bu karbonların sp3 hibritleşmiş olduğunu fark ediyoruz. Bu iki hidrojen artık üründe yukarı bakacak. Şimdi halkamıza yukarıdan bir noktadan bakarsak bu iki hidrojenin bize dönük olduğunu görürüz. Öyleyse şuraya çizelim. Evet, halkamız şöyle. Çift bağlarımızı da ekleyelim. Esterlerimizi de CO2M olarak birini üste, birini alta yerleştirelim. O zaman şimdi bize dönük olan hidrojenlerimizi çizelim. Kırmızıyla işaretlediğim karbonlar bunlardı. Evet. Hidrojenlerimiz bize dönük bir şekilde duruyor. Öyleyse şöyle kama şeklinde çizelim. Altta da bir hidrojenimiz mevcut. Onu da şöyle kama üzerine yerleştirelim. Pekala. Şimdi dış kısımda kalan sübsituentlere bakalım. Evet. Bu dış sübsituentleri şöyle maviyle işaretleyelim. Bunlar dışta kalan metil gruplarımız. Modelde ise bu grupları sarıyla gösterdim. Şimdi bu iki metil grubunun bağı olduğu bu iki karbona baktığımızda sp2'den sp3 hibritleşmiş duruma geçtiklerini fark ediyoruz. Eğer iç sübsituentler yukarı bakarsa, dış sübsituentler de aşağı bakar. Yani bu metil gruplarının aşağı bakması lazım ki öyleler. Böylece halkamıza yukarıdan bakıyorsak, bu iki metil grubunu bizden uzaklaşacak şekilde göreceğiz. Öyleyse bunları kesikli çizgiler üzerine çizelim. Evet, üstte bir metil grubu, altta da aynı şekilde. Bu sondaki problemde yine aynı dienofil var ancak farklı bir dienimiz mevcut. Bu bir siklopentadien. Burada birbirlerine cis olan çift bağları görebiliyoruz. Tabi Diels Adler tepkimesini de düşündüğümüz zaman 6 pi elektronunu hareket ettireceğiz. Öyleyse bu pi elektronları buraya gelerek bu iki karbon arasında bir bağ oluşturacak. Burada yer alan pi elektronları da buraya hareket ederek buradaki iki karbon arasında bir bağ oluşturacak. Ve son olarak bu pi elektronları da buraya geçecek. Şimdi ürünümüzü çizmeye geçelim. Evet halkamızı çizdik. Şimdi bazı elektronları belirginleştirelim. Tabi bu arada ürünü henüz çizmedik. Şimdi kırmızı elektronlar buraya geçerken mavi renkteki elektronlar da var tabi ki. Onlar da şuraya geçiyor ve son olarak morla işaretlediğimiz elektronlarsa şuraya geliyor. Tabii elimizde köprü görevindeki CH2'miz mevcut. Onu da ürünümüze çizmemiz lazım. Evet şöyle göstermiş oluyoruz. Bu aslında ürünümüze üstten bakış oluyor. Esterlerimizi de ekleyelim. CO2M'lerden biri bu karbona, diğeri ise şu karbona bağlı. Evet, bunu da buraya ekleyelim. Bu ürününüzü çizmenin yollarından biri. Ancak biraz daha üç boyutlu bir bakış açısıyla çizmek istiyorsanız aşağıdaki resme bir bakalım. Bu durumda köprü görevindeki CH2'miz bu karbon oluyor. Yani buradaki bağlar doğrudan köprü görevindeki CH2'ye bağlanıyor. Bunlar iç substituentler ve onların üst tarafa baktığını biliyoruz. Şimdi oluşturduğumuz bağlara baktığımızda şuradaki kırmızı bağ bu karbon ve şu karbon arasındaki bağı göstermektedir. Yani bu iki karbon arasında bağ yapmışız ki o da hemen burada. Mavi renkteki şu bağ modeldeki bu iki karbon arasındaki bağı ifade etmekte. Sağ kısımda işte burada. Köprü görevindeki CH2 yukarı bakıyor. Şimdi ürünümüzü farklı bir bakış açısıyla çizebiliriz. Buraya görselde gördüğümüzü yeniden çizmeye çalışalım. Bu ürün çizimi karşınıza çok çıkacak. Tabi bunu çizmek çok kolay değil ancak alıştırma yaptıkça bu yeteneğiniz artar. Evet çift bağlarımız şöyle. Esterlerimiz co 2 mleri de şöyle yerleştirelim. Köprü görevindeki CH2 ise tam şurada yukarı bakıyor. Evet bir önceki problemde olduğu gibi aynı diyofilimiz var ama bu kez diyenimizde bu çift bağ cisken şuradaki çift bağ trans. Evet önce 6 pi elektronumuzun hareketini gösterelim. Şimdi buradaki pi elektronları buraya gelerek bu iki karbon arasında bir bağ oluşturacak. Ardından burada yer alan pi elektronları da buraya hareket ederek buradaki iki karbonu birbirine bağlayacak ve son olarak bu pi elektronları da aşağı geçecek. Evet. Şimdi ürünümüzü çizmeye başlayabiliriz. Önce halkamızı şöyle bir çiziyoruz. Çift bağlarımız şöyle olacak. Şimdi esterlerimizi yerleştirelim. Bir CO2M üst tarafta, diğeri ise altta şurada yer alıyor. Şimdi substituentlere bir bakalım ve ilk önce iç kısımda yer alanlarla başlayalım. Burada bu hidrojen ve bu metil grubu yer alıyor. Görsele baktığımız zaman hidrojen burada ve metil grubu da şurada. Şimdi bu iki ve şu iki karbonun arasında bağlar oluşmasıyla iç substituentler yukarı bakacak. Ürünümüzde de bu hidrojen ve bu metil grubunun yukarı baktığını görüyoruz. Yani ürünümüze yukarıdan baktığımızda bu ikisinin bize dönük olduğunu göreceğiz. Şimdi devam edip bu grupları şuraya ekleyelim. Metil grubumuz bu karbona bağlı. Yani şu karbona. O zaman bu karbona bağlı metil grubu bize dönük. Şöyle kama üzerine bir CH3 çizelim. Evet. Şimdi diğer karbona bakalım. Şunu da morla işaretlemiş olalım. Çizimde de burası oluyor. Burada da hidrojen bize dönük bir şekilde olacak. Onu da şöyle kama üzerinde çizelim. Şimdi dış sübstüentlere geçebiliriz. Onları da maviyle işaretleyelim. Burada hidrojen ve şurada da bir metil grubu bulunuyor. Evet, bunları görselde bulmaya çalışalım. Şurası hidrojen ve bu sarı olansa metil grubumuz. Tabii burada nasıl durduklarını görebiliyoruz. Hidrojen aşağı bakıyor. Yani onu buraya kesikli çizgiyle çizmemiz gerek. Evet, dış sübstüentler aşağı doğru bakıyor. Buradaki metil grubu da hidrojene göre aşağıda yer alıyor. O zaman bu metil grubunu da yerleştirelim. Yani bu karbona bağlı ve aşağı bakan bir metil grubu. Peki diyenimize farklı bir perspektiften bakarsak ne olur? Öyleyse şimdi videoya geçelim. Orada cevabımızı bulacağız. İşte diyenimiz. Sarı olanlar metil gruplarını temsil ediyor. Eğer bu şekilde döndürürsem artık bu metil grubunun iç substituent, bu metil grubununsa dış substituent olduğunu görebiliriz. Videoda gördüğümüz gibi bu daha önceki diyenle aynı. Yani bununla aynı. Sadece farklı bir perspektiften baktık. Şimdi buradaki pi elektronlarının hareketlerini gösterelim. Bu elektronlar buraya gelerek bu iki karbon arasında bağ oluştururken buradaki pi elektronları da aşağı geçiyor. Şimdi halkamızı çizelim. Çift bağlarımızı da çizdikten sonra karbona bağlı olan esterlerimizi ekleyelim. Üst tarafa bir CO2M ve alt tarafı da bir CO2M. Şimdi iç sübsüstanterimize bir bakalım. Elimizde bir hidrojen ve bir metil grubumuz var. Tabii iç sübsüstanterimize yukarı baktıklarından hidrojen ve metil grubu kama şeklinde olacak. Öyleyse hidrojeni kama şeklinde çizelim ve metil grubunu aynı şekilde çizelim. Şuraya da CH3 yazalım. Şimdi dış sübsüstanterimize geçecek olursak yine bir metil grubumuz ve bir hidrojenimiz bulunuyor dış sübstitüentler aşağı bakacak. O zaman bu metil grubunu bizden uzaklaşacak şekilde çizeceğiz. Hidrojenimiz de aynı şekilde. Kesikli çizgiyle çizilmeli. Evet, ürünümüz bu. Önceden diyenimize bu açıdan baktığımızda ürün olarak bunu elde ettik. Peki, bu molekülle şu molekül arasındaki ilişki nedir? İkisi de birbirinin enantiyomerleridir. Yani aslında bu tepkime bize bir çift enantiyomer vermiş oluyor.